Merhaba arkadaşlar. Türkiye Online Go Ligi finallerinin ilk maçı başlıyor. Berkant'la oynayacağım. KGS'ye girdim ve Berkant maçı açmış. Şimdi buraya tıklayıp hemen maça başlıyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum size de. Haydi bakalım. Siyah mı olacağız, beyaz mı olacağız? Şimdi şu komileri ve Nigiri'yi hallediyorum. Ve başlatıyorum. Şimdi tabii siz oyun ekranını görüyor musunuz bilmiyorum da şunu bir değiştirmem lazım galiba. Önce bir oyun başlasın da. Evet, başladı ve beyazım. Şöyle Newshare ile değiştirebiliyor muyum ekranı? Okey, şu anda görüyor olmanız lazım. İyi oyunlar diledi. Ben de iyi oyunlar diliyorum ve beyazız. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor arkadaşlar. 4-4 açtı. 4-4 açıyoruz. Dört üç açtı. Ben de buradan 4-3 açacağım. Standart açılışımızı yapalım. Haydi bakalım. Haydi Berkant. Göster gücünü. Mini Chinese yapmak istiyor. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü ben buna cevap verirsem bunu oynarsa açılışın adı Mini Chinese. Bunu engellemek için genelde bu köşeden yaklaşılıyor önce. Mini Chinese oynamak da çok sevmiyorum açıkçası. Ben o yüzden bu köşeden yaklaşmayı tercih edeceğim. Bakalım pincer mı atacak yoksa buradan mı oynayacak? Ben pincer bekliyorum çünkü burada bu taş var. Bu kenarda güçlü. Buraya oynadı, bu da olur. Bu da çok yapılan bir hamle. Hatta daha çok yapılıyor. Şimdi burada benim tercihim buraya doğru zıplamak olabilir. Bir. İkincisi buna cevap verebilirim. Ama buna cevap verirsem bu sefer buraya bir hamle kesinlikle gelir. O zaman bu taş zayıf kalır. Böyle de bir oyun tarzı olabilir aslında. Ama daha açılışta Fuseki'de çok zayıf grupta bırakmak istemiyorum ilk başta. O yüzden buraya doğru zıplayacağım gibi duruyor. Aslında pincer da atabilirim. Pincer atarsam counter pincer gelebilir bu taşa saldırmak için. Gerçi bu taşın da çok büyük bir problemi yok açıkçası. Çünkü buraya oynadı. Köşe hala daha açık. Ortaya doğru gidebilirim. Pardon. Pardon arkadaşlar. Şimdi buradaki seçeneklerim bu. Buradan pincer ya da uzak bir pincer. Bu taşa biraz daha yakın. Bunu oynayalım bakalım. Pincer atalım. Bakalım counter pincer gelecek mi? Zıplamasını bekliyorum. Ya da double approach ya da 3-3'e girebilir. Şimdi 4 tane düşünüyor şu anda. Buraya mı bir taş atayım? Zıplayayım mı? Double approach mu yapayım? 3-3'e mi gireyim? 4 seçenekten birini tercih edecek. Bence bu aşamada başka bir yere oynaması pek iyi olmaz gibi geliyor bana. Tabii oyun bu aşamasında çok da fark ettirmez. Yani tutup siyah buraya oynarsa yine çok geriye düşmez bence. Ama bence ya zıplayacak ya double approach ya 3-3 ya da şu taşımla bu taşımın bağlantısını koparacak. Bakalım ne yapacaksın? Evet arkadaşlar 30 dakika ana süremiz var. 30 dakika ana süre ne demek? Normal canlı maçlar serisindeki videolardan daha uzun sürecek demek. Çünkü 30 dakika bittikten sonra da ek süremiz başlıyor. Kanada Biyoyomi. Onu da anlatırım şimdi. İlginç bir şekilde iki boşluklu zıpladı arkadaşlar. İki boşluklu zıplayınca buradaki
bağlantı biraz zayıf oluyor açıkçası. Yani tek boşluklu zıplamayı biliyorum. İki boşluklu zıplamayı bilmiyorum. Ve benim bilmediğim bir hamle oynadı. Şimdi burada araya girebilirim. Şuradaki bağlantıyı koparmak için ama bu bir tuzak hamle de olabilir. Yani şu anda yapay zekaya sorsam belki bunu önermiyor olabilir ama çok insanın yapası geliyor bu hamleyi açıkçası. Ha, ama burada bir taş olduğu için muhtemelen iyi çıkmayacağım da. Yani burada bu zayıflığı şimdilik bırakıp buraya ya da buraya oynamak istiyorum. Buradan zıplayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu zayıflık kalsın bakalım. Çünkü bir ara savunmak zorunda. Hemen savaş çıkarmak istemiyorum. Şimdi bu hamlelerden biri gelebilir. Evet. Biraz yakın geldi bu hamle bana. Şimdi bu taşa yakın oynadı. Eğer bunu kaçmayı tercih edersem bu sefer buradan zıplayarak bu taşı bayağı bir zayıflatacak. O yüzden benim burada ilk düşündüğüm hamle bu. Ama bunu oynarsam da bu hamleyle köşeyi çok büyük bir şekilde almış olacak arkadaşlar. Hala da köşede acı olsa da köşeyi büyük almış oluyor. Ama yine de sente bende kalıyor tabii. O da ayrı mevzu. Şimdi burada yine dediğim gibi kaçmayı tercih edersem böyle beni sürükleyecek, sonra bu taşa saldıracak. Sonra ben bunu kaçacağım. İki tane kaçan grubum olacak falan. O yüzden buraya oynayalım. Sakin oynayalım. Bu hamleyi yapmasına izin verelim. Köşede acımız hala daha var çünkü. Yani yaşar mıyım emin değilim ama en azından bu tarafta bir şey olduğu zaman buradaki acıyı kullanabilirim. Aynen bu hamleyi bekliyorduk zaten. Şimdi arkadaşlar. Burayı aldı ama karşılığında burada bağlantısı zayıf bir grup bıraktı. Şimdi bu da önemli. Buradan kesebilir miyim acaba? Şimdi bunu yapmak istemiyorum çünkü o zaman şekli oturuyor. Uzadığı zaman sanki tek boşlukla zıplamış gibi olacak. O yüzden bunu yapmak istemiyorum. Bunu yaparsam köşeyi savunacağım evet. Ama uzarsa bu sefer bu taşlarım da zayıflayacak. O yüzden yani şu anda çok bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki bağlantıyı koparamazsam bir şekilde mesela buraya falan oynarsa bu sefer bu grubum da sıkıntıya gelecek. O yüzden bu hamleyi yapmak istiyorum. Bu hamleyi yaparsam buradan keserse ben kesersem Ateri çeker uzarsam Ateri çeker, uzarsam Ateri çeker. Sonra işte buraya çok sert girebiliyor ama. Öyle de bir durum var. O yüzden köşemizi savunabiliriz şu şekilde. Buradan güçlendirmeden bu şekilde en azından köşemizi savunabiliriz. Buraya oynayalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Şimdi ben bu köşeyi aldım. O bu köşeyi aldı. Bu köşede acı var. Aynen. Şimdi artık bağlantısını güçlendirdi burada. Benim belki bunu yapmam lazımdı ama bunda da çok kötü çıkıyorum ya. Yok yok. Bu fena değil bu bizim için. Şimdi ya ittireceğim onu ya da keyma yapacağım. Keyma yaparsam gelip kestiğinde alabiliyorum. Ama keyma yaparsam da bu hamle var. Yani burada keyma yaparsam şu araya girebiliyor. Araya girerse bu sefer kesebiliyor beni. O yüzden doğrudan ittirmeyi tercih ediyorum. Şu grubumu da rahatlatmak istiyorum.
Şimdi burada ne yapabilir? Bir kere daha hane yapabilir. Bunu oynarsam uzar bu sefer işte ama sente bende kalıyor. Ben işte bak zıpladı. Şimdi buna cevap vermek zorunda mıyım? Bu grubum çünkü çok zayıfladı şimdi. Arkadaşlar buna cevap vermezsem bu grup bence ölmez. Çünkü burada acı var. Burada acı var. Bir şekilde ölmemeyi becerebilirim bence ama sonuçta zayıf kalacak yani. Hani ne olmuş olur? Ben burada zar zor iki göz yaparım ama bu sefer o yukarıdan benim ortaya doğru gitmemi engellerse bu alanda çok fazla güçlenir. Yani burada şimdi bu hamleyi alıp köşeyi almaya değmeyebilir yani. O yüzden ben burada ortaya doğru gitmeyi tercih etmek istiyorum ama iki boşluklu mu zıplamalıyım, tek boşluklu mu zıplamalıyım yoksa böyle bir hamlemi yapmalıyım onu düşünüyorum şu anda. Bu da olabilir aslında. Bunu yapıp hane yapabilirim. Çünkü ben bunu yaparsam uzadığında bu sefer araya girebiliyorum. Bunu yaparsa kesebiliyorum. O yüzden bunu yaptığımda sonra dönüp bir de hane yapabilirim arkadaşlar. Bunu oynayalım. Şimdi hane yapalım. Şimdi burada double hane acaba işe yarar mı? Hemen hızlıca sayalım. Double hane yaparsak buradan kesemiyor. Buradan keserse içerideki taş ölür. Buradan keserse yine alırım onu. Ben double hane yapınca bağlamak zorunda kalacak. Ben bağlarsam da Ben buradan bağlarsam da sente onda kalacak. Kesersem ne olur? Buradan kesebilirim. Bir keselim arkadaşlar. Kesme büyük gibi. Buradan kestik. Şimdi uzayabiliriz. Buradan ya da buradan uzayabiliriz. Buradan uzayalım. Şimdi bu taşı merdivende alacak. Ama işte merdiven yoluna ben bir taş attığım zaman dönüp bir de bu taşı almak zorunda kalıyor. Problem o. O yüzden belki de burada siyahın zıplaması lazım bu taşı bana verip. Belki diyorum. Şu anda tabii yapay zeka neyi öneriyor tahmin etmek zor şu aşamada. Köşedeki acıyı bir ara kullanmam lazım ama işte bu tip acıları da kullanmak zor ya. Şunu düşünüyor bence. Buradan bir kere daha geleyim mi onu düşünüyor. Çünkü onun bu gelmesi eğer ben uzarsam onun işine yarayacak. Çünkü bu sefer döndüğümde ateri çekememiş olacağım buradan. O yüzden bu taşı direkt mi alayım yoksa önce bir uzayayım mı diye düşünüyor bence. Uzarsam Polat cevap verir mi yoksa buradan mı uzar savaş çıkarmak için? Onu düşünüyor. Çünkü ben buradan uzarsam onun buradan dönmesi de sıkıntı olabilir benim için. Bu iki taşın kafasına basmış oluyor çünkü. Yani buraya uzarsa ne yaparım bilmiyorum. Tenuki geldi. Tenuki geldi. Bu grubu zayıf bıraktı. Bugün de bir öksürük krizi ya. Muhtemelen merdiveni saydı. Merdiven ona çalışıyor diye Tenuki yaptı. Bakalım merdiven ona mı çalışıyor? Biz de sayalım.
Aynen, merdiven ona çalışıyor. O yüzden bu taşı merdivende alamıyoruz. Ama uzayabiliriz arkadaşlar. Uzarsak zıplamak zorunda kalacak. Vallahi ben bu uzamayı yapacağım galiba. Bu uzama büyük. Çünkü bu grubu da zayıflatıyor. Şimdi bu grubun kaçması lazım. Muhtemelen bu şu bölgeye bir yere hamle yapacak yani. Bu grup ne olacak yoksa? Gözü yok şu anda. Burada belki bir göz yapabilir buraya oynayıp ama ikinci gözü çıkmaz bu sefer. O yüzden kaçmak zorunda. Hatta zorlasam burada ikinci gözü de bozabiliyor muyum acaba? Pardon, birinci gözü, ilk gözü. Neyse bakalım. Oyun daha uzun. Oyun daha uzun ve savaş yeni başladı arkadaşlar. Winter is coming. Neler düşünüyorsun acaba Berkant ya? Yani buna da Tenuki yapmazsın herhalde. Aynen, buradan bir yerlerden saldırmak zorundasın. Kaçmak zorundasın. Şimdi burada doğal cevap hani? Burada doğal cevap hani? Ama hani yaparsam bu sefer uzaya uzaya burada güzel bir şekilde kaçmış olacak ama ben de alan alacağım. Ben de alan alacağım. Sonra dönüp bu taşı alabilirim. Buradan hani yaparsam ne olur? O zaman keser. Keserse bu taşımı tehdit ediyor. Uzamak zorunda kalacağım. O zaman da buradan atari çeker. Uzarsam buradan atari çeker, kaçarsam buradan atari çeker, kaçarsam o da kaçmış oldu yani. Ama ne oldu o zaman? Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. O zaman eğer kaçarsa bu grubu bu sefer sıkıntıya girecek. Bu haneyi yapalım arkadaşlar. Doğal cevap bu çünkü yani. Siyahın yapmamı istediği hamle bu. Ama ben bu hamleyi yapmak istemiyorum. Çünkü siyahı biraz daha zorlamak istiyorum burada. Şimdi muhtemelen buradan ateri çekip bu taraftan kaçacak. Benim bu iki taşımı tehdit edebilir. Ama ben de dönüp buradaki alanları alacağım o zaman da. Ne olacak? O bu grubunu evet rahatlatmış olacak ama ben de alan aldım. Şimdi burada acaba en doğru cevap bu taşı kaçmak mı? Bunu yaparsam arkadaşlar buradan atari çekersem bağlıyor. Sonra zıplasam yine buradaki alanları alıyorum ama şimdi buradan uzasam atari çekecek. Buradan atari çekmez herhalde. Buradan atari çekecek. Kaçacağım. Buradan atari çekebiliyor mu? Yok, onu yapmaz. Atari çekecek. Kaçacağım. Atari çekecek. Kaçacağım. Sonra o çıkacak buradan. Sonra o çıkınca ben de buraya döneceğim. Sonra o da buraya uzayıp bu iki taşı alacak. Bunun yerine siyahı zayıf tutma amaçlı bir şey oynanabilir mi acaba? Mesela önce buradan bir atari ya da bu kesme. Bu atari yaparsa bunu alırsa iyi. O zaman buraya zıplarım. Hala daha zayıf. Ama bunu yaparsa o zaman uzayacağız ya. Burada uzayacağız. Süremize de dikkat etmemiz lazım. Atari çekecek. Uzayacağız. Atari çekecek. Kaçacağız. Burnunu çıkaracak buradan.
Buradan burnunu çıkardığında da biz buradan döneceğiz. O da bu taşı alacak uzayıp. Merdiven var. Yani grubu rahatladı. Biz de burada alan aldık arkadaşlar. Yine pek memnun değilim. Sanki siyahı daha çok zorlayabilecekmişim gibi hissettim ama net yaptı. Burada doğrudan merdiven dalsa daha iyi bence. Çünkü burada hala da benim kaçma seçeneğim var. Şimdi değil tabii ki. Şimdi kaçarsam uzayacak. Bu sefer bu grup sıkıntıya girer. Bu noktada arkadaşlar tenuki yapacağım. Şimdi tenuki nereye yapmam lazım? Buraya mı? Yoksa buraya mı? Yani burada güzel bir moyo oluşturmaya başladığı için tenuki'yi buraya yapacağım arkadaşlar. Ama direkt buradan yaklaşmayacağım. O zaman burada daha önceden bir taşı olduğu için kapattığında, uzadığında cevap vermek zorunda değil. Bu sefer bu kenardan bana saldırabilir. O zaman burada daha büyük bir alan alır. Bir de bu grubu kaçmak zorunda kalırım. O yüzden burada split atacağım arkadaşlar. Şuraya oynayacağım. Şu şekilde. Yani buradan gelirse buraya zıplarım. Buradan gelirse buraya zıplarım. Mantık o. Yani şuradaki değişimler kimin işine yaradı acaba? Oyun sonunda bir Lila'ya bakmak lazım. Aslında hazır Sente'yken burayı da dönebilirdim. Çünkü onun bu hamlesi de Sente yani. Benim uzamam lazım. O zaman buradaki net işe yarıyor. Bak burada bir yanlış yapmış olabiliriz. Ama ben yani benim buradan Atari çekmem de o kadar büyük mü acaba? Çünkü o zaten kaçtı. Ben buradan Atari çekseydim eğer cevap vermeyebilirdi. Dönüp benim o oynadığım bölgeye yani benim şimdi oynadığım bölgeye oynasa ben ne kazanmış oldum ben? Bir tane taş aldım. Bu grupta zaten kaçmış. Hiçbir şey elde edememişim. Ama o buraları savunmuş olacak yani. O yüzden bu iki taşı feda ettim zaten ben burayı almak karşılığında. Buradan geldi arkadaşlar. Biz de buraya doğru geleceğiz. Şimdi burada şöyle bir hamle var. Şöyle bir hamle var. Bunu oynayalım. Çünkü direkt zıplamak bilmiyorum. O zaman köşesini çok net bir şekilde savunuyor. Benim bu grubumda over-concentrated kalıyor. Çünkü iki taş var ve aradaki boşlukta iki. Üç olması gerekirken. O yüzden direkt buraya zıplamak iyi değil. Burada bunu yaparsa bunu yaparım. Köşeye girerim yani. Okey. Burada köşeyi aldık. Köşede büyük sonuçta. Bu taşımız yalnız kaldı. Aa, buradan hani yaptı? Buradan hani bekliyordum. Uzayacaktım, köşeye alacaktım. Bu buradan hani yaptı. O zaman kesebiliyorum. Eninde sonunda bu hamleyi yapacağım sonuçta. Şimdi buradan uzayabiliyor muyum? Aşağı inerse. Buradan uzarsam bu hamlesi sente. Hatta aşağı bile inebiliyor galiba. Aşağı inerse bunu yaparım. Bunu yaparsa bunu yaparım. Buradaki problem karışık. Uzayabiliyorsam uzamak daha iyi olabilir ama bu sefer bu hamle sente. Bu hamle sente.
Peki buradan uzasam ne olur? Tak tak tak. O zaman daha sıkıntı. Biz bunu oynayalım çünkü buradaki ajiyi sentede kaybetmek istemiyorum. Yani siyah buraya sentede dönmesini istemiyorum açıkçası. Şimdi döndün. Orası sente değil ama. Şimdi köşeyi almış olduk. Şuradaki bir ajiyi bir kullanalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Burada bir taş olduğu için sıkıntı şu anda. O muhtemelen köşede ölüyorumdur ama mesela şuradaki iki taşı bir şekilde kesebilsem buradaki ajiyi kullanarak o da benim için iyi. Aynen, bu haniyi bekliyorduk zaten. Şimdi burada güzel hamleler bulmamız lazım. Buradan hane yaparsak bu geliyor. Ne yaparsak alıyor o zaman. Atari atari buradan çıkarız. Bunu yaparsa bunu yapıyoruz. Bağlarsa bunu yapıyoruz. Burada bunu oynayacağız arkadaşlar. Aynen. Şimdi burada ko'ya mı girmeliyim? Şu anda ko tehdidim yok açıkçası. Direkt bağlarsam ne olur? Buradan çıkabiliyorum. Burayı savunmak zorunda. O zaman da buradan çıkabiliyorum. Gerçi çıkamıyor da olabilirim. Burada bunu falan yaparsa. Bu atariyi çeksem, alsa dönsem ondan sonra yine kova çıkacak ya. Kova tehdidim yok ki. Neyi düşünüyorum ben? Alırsa bunu bağlayabilirim ama. Şuralardan bir şeyler bir şeyler. Bu mu, bu mu, bu mu? Yoksa burada bir hamle mi? Bu da güzel geliyor gözüme ya. Bunu oynarsa yok ya, bu güzel değil. Kafam karıştı ya.
Ko'ya gireceğiz arkadaşlar. Ko'ya gireceğiz. Ko tehdidimiz en azından lokal tehditlerimizi kullanırız. Yani benim tehdidim yoksa onun da çok yok gibi duruyor aslında. Gerçi burada şunları tehdit edebilir de. Yani sonuç olarak ko çıkardık yani. Başka bir yerde iki tane büyük bir hamle bile yapsak köşe olundu zaten değil mi? Sonuç olarak ko'yu kaybetsek bile iki tane büyük hamle almış olacağız. O da bir sonuçta şey yani. Kazanım. Ko oynamadı. Burayı bağlamayı tercih etti. Şu Atari'yi çekelim. Şimdi Ko'yu alır artık. Ko'yu hala da almıyor. Why is that? Buradan çıkabiliyorum artık. Buradan çıkacağız o zaman. Ya da yapışsam daha mı iyiydi acaba? Şimdi onun bu grubu zayıfladı bakın. Şu iki taşlık grubu. Ko'ya girmesi lazımdı aslında. Benim ko tehditim yok o kadar. Yani bence ya en azından bu noktada bir ko alması lazımdı. Buradan çıkacağız. Uzayacak mısın? Bunu yaptın. O zaman da zıplayacağım. Bu grup hala da zayıf. Hala da kaçmaya ihtiyacı var. Benim de burada bir taşım var. O yüzden buradaki ajiyi de rahat bir şekilde kullanabilirim gibi geliyor bana. Burada beyaz biraz avantajlı çıktı bence. O da bu grubu tehdit etmek istiyor da. Ben buraya cevap veremem ya. Yok, ben buraya cevap veremem. Ben buraya cevap verirsem, bunu oynarsam bu sefer şuradan kestiğinde bu alan da çok büyük olacak. Bana bir de saldıracak yani. Ben burada bir şekilde iki göz yapmak zorundayım. O yüzden buradan kaçmam lazım benim. Bunu oynayacağız. Bir yapışalım önce. Uzadı. Bunu yaparsam kesiyor. O zaman yine atari çekebilirim. Bunu da yapalım.
Şimdi buradan dönme hamlemiz var. Bu grubu rahatsız edebiliriz. Aynen burada. Yani bu kesme gerçekten büyük arkadaşlar. Şimdi o bu araya girerek beni kesebiliyor. Araya girerse ateri çekerim. Bağlarsa burada ve burada kesme noktalarım var. O yüzden sente de savunabilir miyim ona bakıyorum şimdi. Bunu yapsam ne olur acaba? Şunu bir yapalım. Şunu da bir yapalım. Dönüp bunu da yapalım. Şimdi bu hamle alıyor mu onu? Aynen bu hamle alıyor galiba. Şu iki taşı öldürdük arkadaşlar. Yani ben öldü diye görüyorum. Yanlış görmüyorsam. Şimdi sorunumuz bu grubun zayıf olması. Yani bu grubu bir şekilde kurtardık. Rahatlattık. Onun burada oyun başında da fark ettiğiniz üzere bir de konuşabilsem. Burada onun siyah alanı vardı. Böyle büyük bir alanı vardı. Şimdi ben buraya girip o alanı sildim. Üstüne üstlük bir de burada kendime ufak bir alan aldım. Burada da çok alan alamadı. Bir de üstüne üstlük köşeye girdim ben. O yüzden şu bölgede yani şöyle dikdörtgen çizecek olursam şu bölgede arkadaşlar beyaz avantajı çıktı. Ama beyazın problemi ne? Bu oyunla alakalı. Beyazın en büyük problemi şu anda bu grubun çok zayıflaması. Çünkü bu şekil gerçekten çok güçlü ve benim burada yani şu anda iki göz yapabilirmişim gibi duruyor. Ama siyah belki de doğru hamlelerle burada iki gözümü bozabiliyordur belki de yani. Ama yine de şöyle bir şey var. Benim bu hamlem, şu hamlem buradan bağlanma sentezi. Bu hamlem buradan bağlanma sentezi. Burada şu taşa ateri çekip bir şekilde zıplayabilirim, kaçabilirim gibi bu tip ekstradan hamlelerim var yani. O yüzden beni burada kolay kolay öldüremez. Ama deneyecek bence bunu. Öldürmeyi deneyecek. Onun 13 dakikası kaldı. Benim 9 dakikam var. Daha bu işin biyoyomisi var arkadaşlar. Ha size onu anlatacaktım. Kanada biyoyomi. Şimdi iki tür biyoyomi var. Japon biyoyomi, Kanada biyoyomi. Japon biyoyomi de belli bir saniye veriyor size. Mesela 30 saniye veriyor. Ve bu 30 saniyeden 3 tane var. Yani mesela 30 saniye içinde hamle yaptığınız zaman o 3 30 saniyeniz eksilmiyor. Hala daha 3 tane 30 saniyeniz var. Ama 30 saniye içinde hamle yapmazsanız bu sefer 2 tane 30 saniyeniz kalıyor. Yani 30 saniye içinde hamle yaptığınız sürece hiçbir zaman süreniz bitmiyor. Kanada biyoyomisi de size belli bir hamle sayısı veriyor. Mesela bu oyun için 25 hamle ve ek süre olarak da mesela 10 dakika veriyor. O 25 hamleyi 10 dakika içinde bitirirseniz size yeni bir 25 hamle, yeni bir 10 dakika veriyor. Bitiremezseniz süreden kaybediyorsunuz. O yüzden yani aslında ek sürenin mantığı oyunu biraz hızlandırıyor.
Oyunu hızlandırdığı için de oyun biraz daha çabuk bitiyor tabii. O kadar düşünme süreniz olmayınca. Süreden kaybetmek çok zor o yüzden. Yani belli bir hızda oynuyorsanız eğer, ana sürede düşünseniz bile bir Yomi'de süreden kaybetmek kolay değil. Ama tabii sizi hızlı oynamaya sürüklediği için, zorladığı için hata payınız artıyor bu sefer de. Yani rakibinizden daha önce bir Yomi'ye girerseniz bu sefer onun düşünme hakkı var ama siz hızlı oynamak zorundasınız. O yüzden hata olasılığınız yükseliyor. Buraya nasıl saldırabilir acaba? Bu hamle çok zorlayabilir mi beni? Keserim. Bu hamle zorlamaz. Bunu yaparsa kesersem aşağı iniyor. Bu hamle zorlayabilir. Bu hamleyi oynarsa çünkü kesmeye çalışırsam bunu yaparsa kesemiyorum. Aşağı iniyor. Bu iki taşımı tehdit ediyor benim. O yüzden bunu oynadığında bir kere ittirip döneceğim. Bu hamle sıkıntıymış ya. Bunu oynarsa araya gireceğim bir kere, o kesin de. Bunu oynadığında ne olacak? Dönmek zorundayım. O da bağlıyor. Aşağıya inebiliyor muyum acaba? Bir daha sayalım. Buraya oynarsa buradan girip kesip sonra aşağı inerse o da aşağı iner. Beni her türlü daha önce öldürür. Buradan kesemiyorum. What? Ben bunu bağlayınca buna atarı çekecek. Bağlayınca bunu yapacak. Köşede öyle bilirsin. Bunu alarak geçecek. Neyse bakalım ne yapacak. Biz şunu bir bağlayalım da. Bunu yaptı ama bundaki problem ne arkadaşlar? Köşe hala daha ölü. Yani köşeye bir hamle harcaması lazım. Bağlayamazsa sıkıntı. Bağlayamazsa sıkıntı. Şimdi burada bunu oynayabiliyor muyum? Birinci soru. İkinci soru bunu oynayabiliyor muyum? Bunu oynarsam Atari aşağı inip alttan bağlanabiliyor. Şöyle alttan bağlanmasını engelleyebiliyor muyum peki? Şunu oynarsam bunu yaparsa bunu alırım. O zaman ölür. Bunu oynayacağız o zaman. Bunu oynarsam bağlarsa bir hamle daha yapmak zorundayım. İçeri taş atarsam uzarsa İçeri taş atarsam bunu yapıyor. O zaman alttan bağlanır. Bağlanır mı? Ne kadar karışıkmış bu.